Hava savunma sistemlerinin etkili menzillerine girmeden ateşleniyor. Hem duran hem de hareketli hedefleri tam isabetle vuruyor. İHA ve SİHA'lara entegre edilmesi planlanan, SAT'a atılan orta menzilli füzelerle savunmada yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Bu videonun konusu son seyir füzeleri. Tam 250 km öteden hedefleri nokta atışıyla vurabilen füzeler için 800 km testleri yapılıyor. SOM füzesi, TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlandı. Roketsan bünyesindeki proje ise bundan tam 16 yıl önce başlandı. İlk SOM füzeleri 2011 yılında en caydırıcı unsurlardan biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı. SOM silah sistemi ailesi, orta menzilli, havadan SAT'a atılan turbojet motorlu seyir füzesi olarak adlandırılıyor. Proje kapsamında teslimatı gerçekleştirilmekte olan SOM mühimmatları ise SOM-A, SOM-B1 ve SOM-B2 varyantlarından oluşuyor. Suüstü hareketli hedefleri vurma yeteneğine sahip, veri bağlı SOM-C1 ve SOM-C2 varyantlarının geliştirme çabaları ise devam ediyor. F-35 için geliştirilen SOM-J füzesiyle ilgili faaliyetler ise ayrı bir proje kapsamında sürdürülüyor. Yoğun bir şekilde korunan hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerine taarruz yeteneğine sahip olan SOM-J füzeleri, hava savunma sistemlerinin etkili menziline girilmeden hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlıyor. SOM'lar savaş uçaklarının kanat altına yerleştiriliyor. Füze, savaş uçaklarından atıldığında ilk önce kanatlarını açıyor. Daha sonra ise turbojet motorunu çalıştırarak hedefe doğru ilerliyor. Seyir esnasındaki akıllı görüntüleme teknolojisiyle dikkat çeken SOM füzesi, ön kısmında bulunan özel tarayıcıyla coğrafi haritalandırma yapıyor. Vurulacak noktaya ilişkin önceden hafızasına yüklenen görüntüleri seyir halinde karşısına çıkan unsurlarla benzeşip benzeşmediğini havada analiz edebilen SOM, merkeze fotoğraflı veri göndererek muhtemel yanıltmalara karşı koyuyor ve hedefe ilişkin teyit gelmesini bekliyor. Alçak uçuş yapabilme özelliğiyle ve düşük görünürlüklü gövde yapısı sayesinde SOM füzeleri radarlara yakalanmadan da hareket edebiliyor. 230 kilogram harp başlığı ağırlığına sahip füzelerin toplam ağırlığı yaklaşık 600 kilograma kadar çıkarken, füzelerin toplam boyu ise yaklaşık 4 metre olarak biliniyor. Otonom bir sistem olan SOM, yüksek manevra yeteneği, alçak irtifa uçuş, arazi maskeleme ve görev planlama sistemi sayesinde yüksek bega kabiliyetine de sahip bulunuyor. SOM füzelerinde farklı hedefler için özel olarak tasarlanmış patlayıcı basınç, parçacık etkili ve ardışık ve kısmi delici olmak üzere çeşitli harp başlığı tipleri de yer alıyor. Füzelerde kullanılan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde düşman elektronik savunma sistemlerinin füzeyi aldatma etkisi asgari seviyeye indirilirken isabet oranı ise artırılıyor. Ataletsel ve yeryüzü referanslı navigasyon sistemlerine de sahip füzeler, otomatik hedef algılama, ağ destekli mühimmat yönlendirme ile yerde ve havada atış sonrası görev planlama yeteneklerine de sahip bulunuyor. F-4 ve F-16 savaş uçaklarına uyumlu füzelerin yeni sistemlere de entegrasyonu ihtiyaç halinde kolayca gerçekleştirilebiliyor. SOM-J füzesinin milli muharip uçakla İHA ve SİHA'larda kullanılması da planlanıyor. 250 km menzile sahip olan SOM-J füzesi ise yeryüzü şekillerini izleyerek kendini saklayabilen bir seyir sefer sistemiyle hedefe yüksek bir isabet oranına ulaşıyor. Atış testleri Hava Kuvvetleri'nin hem F-4E 2020 hem de F-16 savaş uçaklarından başarıyla yapılan SOM füzesi en son Konya'da yapılan Anadolu Kartalı tatbikatında denilmişti. SOM füzesinin B1 modeli 300 km uzaklıkta Antalya civarından uçaktan ateşlenmiş, Konya'daki atış sahasında hedef olan otobüsün planlandığı gibi üst camından içeri girerek patlamıştı. SOM'da Fransa'dan satın alınan TRI-40 motoru kullanılıyor. Bu motor Eskişehir'deki TEA şirketi tarafından geliştirildi ve füzenin menzilinin uzaması sağlandı. Testleri süren çalışmalarla SOM 800 km'ye ulaştı.
Öte yandan SOM füzelerinde kullanılacak yerli motor 2021 yılında seri üretime hazır hale geldi. Gemiler başta olmak üzere uçak hangarları, sığınaklar, radar istasyonları gibi düşman hedeflerini yok etmek için geliştirilen SOM füzeleri dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilecek.